Hayırdır inşallah. Bakış açısına göre değişir. Bak şimdi bir gerelim. Ne oldu? Ferai. Ateşten ayrılmak için annenizden para almış. Ne? İstanbul'a gidiyormuş. Anlamadım. Niye anlamadın? Ateşi 2 milyona satmış kız. Evlenmiyorlar mı? Okan Allah aşkına ne evlenmesi ya? Kaçmış kız, kaçmış. Tabii abinin onunla evlenmesinin altındaki gerçek sebep de belli ama... Ne sebep ne? Ha? Söyle artık Bade, söylesene, konuş. Bade konuş artık, sebep ne? Bilgis sakin ol Yaman. Sakin ol, dur. Ya ben nereden bilebilirim, abin geldi her şeyi sana anlattı sandım. Boş bulundum işte. Tamam bak, böyle boş bulundum deyip işin içinden çıkamazsın. Şimdi bana... Bildiğin her şeyi anlat. Anlatamam. Ateş'e söz verdim, böyle bir şey yapamam. Çok kızar bana. Bade, senden duyduğumu söylemem. Bu kadarını bile söylemeyeceksin. Lütfen. Beni zor durumda bırakma, tamam mı? Tamam. Tamam. Saat. Damla, bana doğru düzgün bir cevap ver. Uçakla mı gittiler, otobüsle mi? Otobüsle gittiler. Çünkü Hazal online benim kartımla aldı bileti. Daha bir saat olmadı çıkalı. Tamam, bana biletin hemen ekran görüntüsünü at, tamam mı? Abi, abi. Ateş abimle mi konuşuyorsun? Konuşacaksan ben de geleyim. Okan, hiç bağırtırma, kendine gireceğim. Tamam. Gitmeye karar vermekte en iyisini yaptım. İçin rahat olsun, tamam mı? Yoksa üzüntüden bebeğini kaybedecektim. Ben en çok ondan koştum. Biliyorum canım. Her şey onun iyiliği için. O zaman hatırım için şundan biraz ye. Yine kopardı bit kadar ya. Bade Hanımcığım. Ne yapıyorsun? Almanya'dan bir tekstil firmasıyla yazışıyorum. Numune gönderecekler, ona göre fiyat bilgisi vereceğim. Dinamitin fitilini ateşledin, öyle sakin sakin takılıyorum diyorsun. Ne güzel. Pardon. Anlayamadım Okan'cığım.
Ben dinamit vitrini ateşlediğimin falan farkında değilim ama nedense Yaman'la siz bayağı gerildiniz. Aile içi karışık mesela. Hı. Fikir ayrılıkları. Sonuçta abimin aldığı kararlar bizleri de etkiliyor o sebeple. Söylediğim gibi. Kendi anlatmak isterse anlatır. Şimdi işim var, izin verirsen. Hayır. Asla anlatmaz benim abim. Öyle her şeyin herkese. Sana nasıl anlattı bilmiyorum. Bunu da algılayamadım ama. Bak bu konuşma çok sıkıcı olmaya başladı. Sohbet etmek istedi. Güvendi. Ve içini açtı. Bu kadar, başka bir şey yok. E hadi. İnanalım. Ne diyeyim, geçelim. Bak sen anlat bakayım. Ateş abimle Feraye niye evleniyormuş? Bak aramızda kalacak. Kimseye bahsetmem ben, merak etme sen. Hayır, hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu soruyu da bir daha sakın bana sorma. Tamam. Israr yok. İkinci sorum çok başka olacak ama. Kına gecesinde yeni şoförümüz Sarp'la kış bahçesinde ne işin vardı? Terbiyesizleşiyorsun. Badeciğim. Şimdi bu Badeciğim, Badeciğim. Bak yani perdeleri kapalı durumda olan bir kış bahçesinde ilk önce yeni şoförümüz Sarp, ardından sen girdin. Bak ilk başta çok masum düşün, tamam mı? Dedim ki yani herhalde Bade montunu koydu, şalını koydu, çantasını koydu falan. Hani kadınlar böyle şeyleri ellerinde pek taşımayı sevmezler. Yani alıp çıkar dedim. Sonra vallahi şekerim yani adamcağız girdi, sen de ardından bir anda laps diye kapıyı kapayınca ben de böyle bir efekte kaldım tabii. Anlat bakayım şimdi, ne alakası var? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Evet. Ama bu çok iğrenç bir şey. Öyle ama zor. Oyunu da bozuyor. Keskin manevra kabiliyeti diyelim. Dedelerden birazcık genetik. Şimdi sen söyleyeceksin. Ben de senin bu gizli kaçamağını bir sır olarak saklayacağım. Bir de bonusum var. Bunu herkese yapma. Bu bildiklerimi Ateş abime belli etmeyeceksin. Sizin de aranız bozulmayacak. Hadi dökül. Ateş abimle Feraye neden evleniyor? Feraye başka birinden hamile kalmış. Ve terk edilmiş. Ateş de acımış kıza. Anladığım kadarıyla babasına da çok kıymet veriyor. Adam üzülsün istememiş. Çocuğu herkes ondan bilsin diye evlenecekti, bu kadar. Bebek için. Feraye'yi kurtarmak için yani, aslında birbirlerini sevmiyorlar yani, evlenmeyecekler. Evet, başka bir şey yok. Bebek doğunca da anlaşamadık, ayrılık olacaktı herhalde, bilmiyorum. O kadarını sormadım Okan. Anladım. Hı. Bak, o çeneni kapalı tutacaksın. Merak etme. Sakin olun. Alo abi. Yaman abim aradı mı seni? Yo, aramadı. Niye arasın, neden sordun? Merak ettik. Öyle biz... Feraye'yi duyduk da. Annem çıktı mı şirketten? Çıkmıştır herhalde. Yaman'a söyle, deden falan duymasın, tamam mı? Ben annemle konuşacağım. Tamam abi. Abi. Hı? Sen çok iyi bir insansın, biliyor musun? Bak cidden. Bunu yürekten söylüyorum. Seviyorum seni ha. Allah Allah. Ben de seni çok seviyorum oğlum. Ama hayırdır, ne oldu? Ne var ya öyle? İçimden geldi. Tamam hadi kapa, hadi kapa. Kapa. Kes.
gitmişim. Feraye'nin peşine gitti. Ya bir çarşıya gittim, geldim şu olanlara bak ya. Sırtını sıvazlayıp öyle mi gönderdin Muhsin? Ha? Sen ne biçim babasın ya? Yüzüğü atmış, nereye gittiği belli değil. Ne demek o ya? İstanbul'a varsın, arayıp adresini verecek bana. Ha, bekle, verir. Telefonu kapatmış kızım baba, inşallah arar. Şarjı bitmiştir oğlum. Uğraşmayın kızımla artık ya. Kendi hayatınıza bakın. Bu kim ya şimdi? Gene ortalık yangın yeri zaten. Allah Allah. Kimmiş Nesrin? Siz miydiniz Ateş Bey? Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba. Feraye İstanbul'a gitmiş. Kalacağı yerin adresini alabilir miyim? Gitmiş derken sizin haberiniz yok muydu? Annemden öğrendim. Nasıl ya? Size bir şey demeden Gülfem Hanım'la mı vedalaşmış? E yaptıklarından sonra iki çift laf etmiştir tabii. Ne olmuş Cemile? Ne yapmış Gülfem Hanım kızıma? Ne yapacak? Duvarda asılı babaannenin elbisesi yok mu? Dayadı kızı onun önüne. Safir yüzük lanetli dedi. Kim taktıysa bunu parmağına geberip gitti dedi. Sen de sakın parmağından çıkarma bunu. Tez zamanda o lanet seni de bulsun inşallah dedi. Ay. Tövbe tövbe, ne diyorsun kız? Adım koptu ha. O kadar nefret ediyor işte. O kadar istemiyor Feray. Bak kardeşim, bak kınalı kuzuma. Demek ondan. Ya korkmuş, yüzüğü çıkarıp bırakmış. Eziyete dayanamadı tabii. Ben de ne oldu diyorum bu kıza ya. Boş yere günahını aldım garibin. Ben sana ne dedim oğlum? Hı? Üzersiniz kızımı dedim, değil mi? Bak, hiçbir şeye mani olamamışsın. Annen kızımı üzmüş evladım. Senle biraz dışarıda konuşabilir miyiz Muhsin amca? Ben şey yapayım Ateş. Yok yok. Ben hallederim Çetin. Ha. Bu arada dedemin olanlardan haberi yok. Asla da olmasını istemiyorum. Merak etmeyin Ateş Bey. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu? Ne oldu? Miden mi kötü oldu? Niye öyle oldu ya? Simit mi dokundu acaba? Tamam, derin nefes al. Derin nefes al. Dur, seni bir ferahlatalım. Ver bir şunu bana. Abi acil durabilir miyiz? Arkadaşım iyi değil. Biraz nefes alacaksın. Daha iyi olacaksın, tamam mı? Abicim hadi durabilir miyiz dedik ya? Hadi kaptan. Tamam tamam, duracağım uygun bir yerde. Tamam abi, sağ ol. Hah bak, yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Şu hırkanı da alalım üzerine. Tamam. Ay şunu bana. Geldik. Canım ben şuraya bir nane limon yaparlar mı diye soracağım, tamam?
Feraye ile evlenmek istediğini söylediğinde bana annenin hastalığını anlatsaydın sana bu kadar kızmazdım Ateş. Doğru söylüyorsun. Annem durum bilinsin istemiyor. Dedemin de kardeşlerimin de haberi yok. Tamam, merak etme. Benden laf çıkmaz. Eyvallah. Durumu nasıl? Onunla doktora gitmemi istemiyor. Sorduğumda geçiştiriyor. Ben de onu strese sokmak istemiyorum. Durumu kendi içinde bir şekilde normalleştirmiş yani. Böyle fevri çıkışlar yaptığında da ben bir şekilde hem kendimi tutmak hem de durumu idare etmek zorunda kalıyorum. Sana verdiğim sözü tutamama sebebim bu Muhsin amca. Ama elimden gelen her şeyi, her şeyi yaptım eminim. Her şeyi yaptım. Şimdi senin tarafından baktığımda haklısın tabii. Ama kızımla evlenmeye kalktın. O da bunu bilse başka türlü davranırdı. Haklısın. Ama Feraye ile bizim durumumuz biraz karışık. Ne demek o? İkimiz arasında Muhsin amca. O da 22 yaşında genç bir kız. Hı. Korkmuştur. Biliyorum. Sana haber verirse bana söyle olur mu? Ben de ilk uçakla İstanbul'a gidip onunla oturup bir konuşmak istiyorum. Başka türlü olmaz çünkü. Kusura bakma. Ateş Bey'im. Ya kapıya gelince istemeden kulak misafiri oldum da. Madem kardeşimi almaya gidiyorsunuz. Peki buzları eritirsiniz. Yani lazım olur diye düşündüm. Hadi damadım be. Hadi al gel şu kızı. Vallahi olsun şu düğün ya. Bir gün yüzü göreyim şu hayatta. Ne olur şu düğün olsun Allah'ım ya Rabbim. Delireceğim ya. Ne oldu? Abimle evlenmenin altında yatan gerçek sebebi senin ağzından duymak istiyorum. Bu yüzden buradayım. Kim söyledi sana bunu? Bunun bir önemi yok. Buyurun hanımefendi, şifa olsun. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Yaman! Hemen git şuradan, yoksa polis çağırırım. Feraye gel sen de. Gel sen de. Hadi bak, otobüs bekliyor, gideceğiz. Gideceksiniz öyle mi? Annemden para alıp kaçıyor olmak senin ağrına gitmiyor mu? Ben öyle bir şey yapmadım. Hazal'ın dayısı yardım etti bize, saçmalama. Hazal. Feraye. Yapma. Özür dilerim. Yalan söyledin bana. Sadece konuşacağız. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan yap, nereye gitmek istiyorsan git. Hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceğim seni. Feraye, inanma ona, lütfen gitme. Ya sen benim Feraye'yi kaçıracağımı, zarar vereceğimi falan mı düşünüyorsun? Saçma sapan konuşma Azal. Zarar vermek sadece fiziksel mi oluyor Yaman? Kendi yaptığın her şeyi unuttun, bu kızı tehdit edip duruyorsun. Ruh sağlığını bozuyorsun. Bir bak Feraye'ye ya. Gerçekten bak ama. İyi mi sence? Hasta ediyorsun sen onu Yaman. Tamam, gittin kendine yeni bir hayat kurdun. Okey. Ama bu kızın niye kendi hayatını yaşamasına izin vermiyorsun? Var mı bir cevabın? Yok. İşte bu yüzden her şeye rağmen onu senden de buradan da kaçırmak istedim. Hiçbir şekilde etkilemeyeceğim seni. Son kez konuşacağız. Feraye, dur, dur bir dur. Yaman bebeği öğrenmiş olabilir. Ne diyorsun ya, nereden öğrenmiş? Nereden? Bilmiyorum, konuşacağım. O kadının parasıyla da hiçbir yere gitmem ben, bunu sonra konuşacağız.
Bekle beni. Ben dönerim eve bir şekilde, düşünme beni. Allah'ım ya, Allah'ım ya, Allah'ım ya. Gel. Çıktın gittin hemen. Konuşamadık. Yeni yaptım. Seversin kahvemi. Al sen iç. Sen kahveyi bırak. Otur. Tamam. Ben zaten kahve içecek durumda değilim. Kısa konuşup yola çıkacağım. Nereye oğlum? İstanbul'a. Seni para için satan kızın peşinden mi gideceksin? Hı. O para meselesinde bence Feraye gelip senden para almamıştır. Sen teklif etmişsindir. Kendini böyle mi rahatlatacaksın? Feraye'nin parayı kabul etmesi de benim suçum tabii sana göre. Öyle mi? Hı? Bir kez daha ve son kez söylüyorum. Benim ilişkim sadece beni ilgilendirir. Tamam. Bu olayı senin yüzünden bilenler dışında kimse bilmeyecek. Dedem şüphelenmeyecek bile. Ha dedem şüphelenirse gerekeni zaten yaparım. Vazgeçmeyeceksin yani o kızdan. Öyle mi? Bak yine bana müdahale etmeye çalışıyorsun. Yapma. Yapma. Az önce dediğim gibi. Bu benim ilişkim. Ben şimdi Feraye ile ilgili bir karar vereceğim. Ama ne karar vereceğim? Sadece beni ilgilendirir, karışma. Sana zaafım var, seni çok seviyorum, senin için üzülüyorum diye beni manipüle etmeye çalışıyorsun. İnsanın canı bile olsa bir yere kadar anne. Canı bile olsa bir yere kadar. Her şeyden haberin var sanırım. Feraye yanında mı? Yok değil, Yaman'la gitti. Yaman'la mı gitti? Ne oluyor Hasan? Feraye annemden para almış, bir anda toplanıp gitmişsiniz. Ne oluyor? Annenden parayı ben aldım. Feraye'nin haberi yoktu. Dayımdan aldım dedim. Yaman da bizi yolda gördü. Bir konuşmak istedi. Gitmemize engel olmamak için yani. Neredeler şimdi? Bilmiyorum. Tamam. Ben Yaman ararım. Ne olacak ya şimdi? Ne olacak şimdi ya? Nereye gidiyoruz? Onu da söylemeyecek misin? Aynen. Havada konuşuruz. İstersen sağa çekeyim. Zorlamayacağımı söylemiştim.
Yavaş ya, yavaş boğulacağım. Ya bak zaten sinirim tepemde, beni delirtme ha şimdi. İyi misin? İzin verirse iyi olacağım inşallah. Allah Allah. Şu Ateş Bey de kızı kolundan tutup getirse... bir de şu anasının çenesini kapasa daha da bir şey istemiyor. Benim kızımı da kimse tutup getiremez. İsterse gelir. Genişlikte son nokta vallahi. Taksın yüzüğü, atsın kafasına göre. Bavulunu toplasın, çeksin gitsin, nereye gittiği belli değil. Sokak kızı ya bu kız. Cemile, haddini bil biraz. Küçücükken hep eziyet etmişsin sen. Ben hastayım diye yavrum hep susmuş. Bilsem çoktan hadi yoluna derdim sana ben. Bekle derdin. Kızım da senin gibi nankör işte. Ütü vermişsem eline ne olmuş ha? Vermişsem ne olmuş? Eşek gibi her şeye ben koşturdum. Ben çalıştım, ben baktım hepimize senelerce. Ay yeter, tamam valla, bitmiş gidiş mevzu. Ayrıca sana ne Cemile abla? Ha sana ne? Kız ister evlenir ister evlenmez. Kaçıp gitmedi ya sonuçta, babasından izin aldı gitti kız. Öyle mi çıkarcı pislik? Öyle. Peki sen nasıl böyle rahat davranabiliyorsun? Ben nasıl, onu çok merak ediyorum. Bana bak, benimle düzgün konuş artık, tamam? Babası izin verdi gitti, nokta. Daha önce de gitmek istemişti. Feraye'ye ben babama bakamam. Demedin mi? Ha? İblis kocan da bakım evine yatırırız demedim. Yalan mı? Ha demedin mi? Ya sen niye abuk sabuk konuşuyorsun şimdi baba? Öyle bir şey yok. Olabilir mi böyle bir şey? Hadi lan oradan. Aynen de böyle oldu Muhsin. Dedim kızım sen git, babana ben bakarım. Ateşle evlenmeye karar verince kaldı tabii. Yine bana güvenip gitti herhalde. Ha? Yoksa bana ne? Kiminle evlenirse evlensin. Sen de kim dost kim düşman? İyi bil de konuş Muhsin Efendi. Haddini sen bil biraz. Babacığım. Hadi çıkın yanımdan. Odanıza mı gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsanız gidin. Baba. Telefonu hadi Feraye, aç şu telefonu. Aradınız ki şey... Kapalı yine ya, Allah kahretsin. Başlayalı 2 hafta oldu. Senin yüzünden 2 kere ders atlattım. Bir şey olmaz. Benim akıllı sevgilim telafi eder. Eder. Her seferinde arabayla önümü kesip kaçırıyorsun beni ya. Sende de bir isteksizlik, bir gönülsüzlük, böyle çığlık çığlığa bindiriyoruz arabaya. Tamam ama bak bu son. Daha ilk dönemim. Sen beni görmek istemiyorsun galiba. O ne demek öyle? Yalnız bak bu olmadı. Ne oldu? Ne oldu yine? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yok bir şey. Bir şey diyeceğim. Hı. Bu bahçe çok boş. Biz gülekelim mi buraya? Tamam. Olur. Ekeriz beraber. Olur mu? Olur. Kırmızı olsun ama, tamam mı? Tamam, kırmızı olsun. Hop, öyle girmek yok.
Yaman. Yaman, bunu her seferinde yapıyorsun ve hep boş bulunuyorum. Hadi oradan. Hoşuna gidiyorsun ama. Evet ama yani benim unutmam senin de birden yapman hoşuma gidiyor. O zaman bu daha çok hoşuna gidecek senin. Yaman, Yaman. Yaman başımdan yapma. Yapma, yapma, yapma. Yapma. Ay. Of. Delisin sen gerçekten. Sana deliyim ben. Biz en sonunda bu evde yaşayacağız. Deden öğrendiğinde değil mi? Evet. Ama ben mutlu oldum. Ben seninle her yerde mutlu olurum. Nasıl olur? Yok. Kahve vardır herhalde. İster misin? İstemiyorum. Ben hazırlayayım kendime. Yaman. Aman da aman. Sevgilim sofrayı hazırlamış. Çok da güzel olmuş. Patatesler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama. Yap dedin, yaptım. Tabii. Bir daha yap demeyeyim diye böyle kötü yapıyorsun değil mi? Entrikaya bak, Allah cezamı verecek. Tamam, otur ye hadi. Yemeyeceğim. Seni yiyeceğim ben. Ya Yaman. Ya ağzın yağlı zaten. Yaman lütfen. Yağlı elini saçıma da sürdün şu an Yaman. Oh, çok güzel oldu. Öptüm de. İstersen birlikte duş alabiliriz. Yaman. Ne? Ne Yaman ne? Söyleme şöyle şeyler. Ruh. Nereye? Alışveriş yaparken gördüm bunu. Hoşuma gitti, aldım. Teşekkür ederim. Ya. Dur bakalım, bekle. Yalnız... Kırmızı başlıklı kız, şimdi seni yiyebilirim. Çıyor mu? Sen istemeden hiçbir şey olmaz. Biliyorum. Ama çok da zorlamasak mı? Neden bizim hiçbir şeyimiz normal değil? Normal olsa sıkıcı olurduk çünkü. Sıkılıyor musun yani benden? Ne yok ama ben keseyim kendimi ya. Şaka herhalde değil mi o işi? Evet, gün ışığı. Deme öyle. Neden? Ay ve güneş kavuşamaz çünkü. Birinin ışığı parladığında diğeri söner. Tamam, bir daha asla demem. Sen benim bütün yaralarımı saran, en karanlık gecemi aydınlatan ay ışığı mısın? Bu kadar ve bu her şey demek. Susacak mıyız böyle? Sen anlatacaksın, ben seni dinleyeceğim. Neden öyle bir şey sordun? Ne sordun? Eğleniyor musun benimle? Söyle işte. Abimle evlenmenin gerçek sebebini senin ağzından duymak istiyorum dedin. Neden başka tarafa bakarak söylüyorsun? Yüzüme bakarak söyle. Ne yapayım? Senin yaptığın gibi mi yapayım? Gözlerinin içine bakıp buz gibi mi söyleyeyim istiyorsun? Oynuyorsun hala benimle. Hayır, oynamıyorum. Seni izledim.
Söylerken bile rahatsız oldum. Yeter, sıkıldım, ben gidiyorum. Sıkıldın. Nereye gidiyorsun? Dokunma. Zorlamayacağım dedin. İyi misin? Tamam, geç. Gerçekten benim yüzümden hasta mı oluyorsun? Bu kadar büyük bir etki mi yaratıyorum sende? Ne yapıyoruz biz şu anda? Biraz susalım mı? Bir 5 dakika. Hiçbir şey olmamış gibi. 5 dakika. Hazal arıyor. Efendim. Evet, açmadım telefonumu. İyiyim, merak etme. Konuştunuz mu? Hayır. Gerçekten iyiyim. Anladım, tamam, konuşmadınız. Çaktırmadan dinle şimdi. Ateş aradı beni, hiçbir şeyden haberi yok. Yani ben sandım ki Yaman bizim gittiğimizi öğrenince her şeyi söyledi. Ateş de ona anlattı. Çünkü başka türlü öğrenmesine imkan yok bebeği. Vallahi Yaman ne kadarını biliyor emin değilim Feraye. Açık verme istersen. Tamam, kapatıyorum şimdi. Ben gelirim senin yanına. Ne duymak istiyorsun? Gerçeği. Neden abimle evlenmek istedin? Babama yakalandık. Hemen evlenme gibi bir düşüncemiz yoktu. Nasıl yakalandınız? Detay vermek zorunda mıyım? Tabii değilsin. Bu kadar mı? Bu kadar. Beni bir tehdit olarak gördün. Bir noktada konuşacağımı düşündün. Sonra abimi senden vazgeçeceğini sanıp o kadar sıkıştın ki hasta olup kaçmak istedin. Hı hı. Evet. Gidiyorum ben artık. Tabii, tamam. Ne oluyor? Kimi arıyorsun, ne oluyor? Alo. Abi. Dönemedim, kusura bakma. Feraye benimle bağ evinde. Evet, Hazal'la yolda gidiyorlardı, yoldan çevirdim. Canı sıkkındı. Ben rahatlattım onu. Konuştuk. Barıştık biz de. Sizin yalnız konuşacağınız şeyler vardır. Gelip alırsın, ben çıkacağım birazdan. Tamam. Söylerim, açar telefonunu. Geliyor. Bak, istediğin gibi oldu her şey. Hiçbir şey olmamış gibi. Ne kadar normal değil mi? Hiç şüphelenmez. Korkma benden. Artık seviyorsan da evlen abimle. Ben uzaklara gidiyorum Feraye. Bir daha dönmem. Senin için de benim için de daha iyi değil mi bu? Evet. Aramızda olanların da bir önemi kalmadı. Kavga yok, bitti. Rahatla. Ben hep seni örgülü saçlı, kırmızı ayakkabılı kız olarak hatırlayacağım. Sen de beni demire asılı olan çocuk olarak hatırla. Hem masum halimizden.
Efendim Okan. Tamam, orada buluşuruz. Şaşırmadım desem yalan olur doğrusu. Parayı alır kaçarsın diye düşünüyordum. Vallahi ben de şaşırmadım desem yalan olur. Senin kafası çalışan bir kadın olduğunu düşünmüştüm. Hadsizlik etme. Hem biz seninle ne zaman senli benli olduk? Sen önce bir kendine gel, sonra çık git evimden. Sırf oğluna ben haklı çıktım diyebilmek için her şeyi mahvettin ya. Para olayını açık etmeseydin biz sessizce gidiyorduk buradan, dönmeyecektik. Şu saatten sonra olacak her şeyin sorumlusu sensin. Çık git evimden. Sen ne kadar bencil bir kadınsın ya. Yazık senin çocuklarına. Vallahi çok yazık. Defol! Gidiyorum zaten, merak etme. Sen niye dışarı çıktın? Evde duramadım. Kötü anılar var tabii. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Nasıl almış o? Bu elbiseyi ilk gördüğüm anda senin üzerinde hayal ettim. Ama bu kadar yakışacağını düşünmemiştim. Alo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Feray'ı bulabildin mi? Ben ne söyledim? Bir şey konuştunuz mu? Değişen bir şey yok. Ne olur bana soru sorma kardeşim. Ya ne var abi, merak ettim. Allah Allah. Merak edecek bir şey de yok. Rezalet günler tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten Londra'ya gidecek misin? Evet. Düğün günü giderim. Yani düğün ne oluyor? Kapatalım konuyu. Tamam. Tamam, kapatalım. Gittiğinde döneceksin ama değil mi yani böyle? Dönmem Okan. Kalırım. Abi. Biraz dayan ya. Güven bana bak, her şey güzel olacak. Bu mu yani?
Böyle bakacak mısın? Ya birazcık güven ya. Tamam bak biliyorum ben de. Ortalık yangın yeri ama çözeceğiz, düzelteceğiz. Kafan mı iyi? Yok be oğlum, ne alakası var? Allah Allah. Birazcık umutlu ol diye söylüyorum ya. Ne var sırada peki? Yarın güneş başka doğabilir. Abi gerçekten ben aşamayacağım. Sen baban gidiyorum. Gel, 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 gel. 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 Bak bütün günleri çalışacağız. Sana söz veriyorum. Güven bana. Ne olursun tamam mı? Bak her şey yemin ederim çok güzel olacak. Oğlum kişisel gelişim kitabı gibi konuşma. Allah Allah. Gelmişken iki çay içelim bari. Sonra kaçarız. Ha? Olur. İyi. Ben biraz kalırım bana. Sıkıntı yok. İki çay alabilir miyiz ya? Tabii abi hemen geliyor. Benle konuşmadan, tek başına nasıl böyle bir işe kalkıştın Feray? Niye? Babanın karşısında, benim kendi ailemin karşısında düşeceğim durumu hiç mi hesaba katmaz? Cemil'i bile bebeğin babasının ben olduğumu sanıyor. Sen buradan gitseydin herkese söylerdi zaten Cemil'i. Haklısın. Gerçekten çok haklısın. Ama kendimi o kadar yorgun ve güçsüz hissediyorum ki. Hasta olmaya başladım. Bebeğimi kaybedeceğim zannettim ve gerçekten bebeğimden başka hiçbir şey düşünemedim. Tamam. E gelip bana anlatsaydın. Biz bulurduk seninle ortak bir çözüm. Ben düğüne kadar evden yollardım seni. Ne bileyim, Hazal'la mesela kısa bir tatile giderdim. Kimseye de bir şey söylemezdi. Kimse zaten bana bir şey soramazdı. Senin için her şey çok kolay. Hayatım boyunca hiç böyle bir çaresizlik yaşamadığın için. Haklısın. Yaşamadım. Feray'a bak. Ben sana hep çözümle geldim. Ben dik duracağım, kendi yoluma gideceğim dedim. Tamam dedim. Yapamıyorum dedin, tamam dedim. Şimdi lütfen sen söyle. Ben ne yapayım da? Sen söyle onu yapacağım. Söz. Hiçbir şey yapma. Sen gerçekten benim için hiçbir şey yapma ya. Görmüyor musun işte ben aptalım diyeceğim. Hayır sakın. Sakın hiç öyle aptal falan değilsin. Ne olur. Sadece yaşadıklarından dolayı güvensizlik duyuyorsun o kadar. Onu da çok iyi anlıyorum. Lütfen. Her şeyi bu kadar iyi anlama. Lütfen. Çok utanıyorum artık. Özür dilemeye bile utanıyorum artık gerçekten. Özür dilenecek bir şey yok. Sen özür dilenecek bir şey yapmadın. Ben o yüzden gelmedim buraya. Hadi. Tamam bakma öyle biraz. Biraz daha gül bakayım. Ya o değil de. Feray. Biz ne yapacağız? Ha? Gerçekten çok. Asabım bozuldu. Cidden soruyorum. Biz ne yapacağız? Bilmiyorum. Düğüne daha bir hafta var. Ben sizinkilerle susmaları yönünde konuştum. Orası tamam. Onlar beni dinler. Benim tarafta dedem zaten hiçbir şey bilmiyor. Annem belki yine seninle uğraşabilir ama ben o konuda elimden gelen her şeyi yapacağım söz. Ha, sen dersen ki kendi yoluma gideceğim, çıkacağım babamın karşısına. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım diyorsan. Anlatamam. Zaten sadece iki seçeneğim vardı. Ben gitmeyi denedim ve beceremedim. Olmadı. Anladım. Galiba ikinci seçenekte yüzüğü tekrar parmağına aldım. Son kez soruyorum. Eğer istersen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama eğer istersen
Ben de eve bırakayım seni. Yok. Ben önce bir Hazal'ın yanına gideceğim. Ya sen niye gidiyorsun Hazal'ın yanına? Hazal gelsin sana beraber. Baksana bembeyaz olmuşsun. Gelemez. O gelemez yani. Benim gitmem lazım. Tamam. Nasıl istersen. Ama bak, yolda kendini kötü hissedersen, bir şey ihtiyacın olursa lütfen beni ara. İyisin değil mi? İyiyim. O zaman ben gideyim artık. Dediğim gibi bir şey olursa. Sen uzun anlatımları sevmezsin abim. Şu çok yorucu bir hikayeyi sadece senin için çok kısa özetliyorum. Bora, Okan ve benim yüzümden yatağa bağlı kaldı. Bora'yla kavga ettim. Sonra bizim evi bastı. Ve kafamı silah dayadı. Okan da beni korumak için onu etkisiz hale getirdi. Hastaneye götürürken öldüğünü sanıp götürüp göle atmış. Ve hayatımız kaydı bizim. Cemile bütün her şeyi görmüş. Beni tehdit etti ve ben kızıyla evlenmek zorunda kaldım. Yoruldum bile, değil mi abi? Çok ağır, çok acımasız ve artık tükendim ben. Daha fazlasına gücüm yok. Sadece bu kaostan kurtulmak istiyorum. Arkamdan ağlama diyemiyorum. Tabii ki üzüleceksin. Ben senin kardeşinim. Ama en azından huzur bulduğum için sevin abi. Okan sana emanet. Sen ne yapacağını bilirsin. Benden sonra ona dikkat et. Ve örgülü saçlı, kırmızı ayakkabılı kızı hiç üzme. İyi misin kızım? Otur.
Başım döndü biraz. Bir su alabilir miyim? Tabii. Taze mercimek çorbası yaptım. Sıcak sıcak ister misin? Yememiz lazım. Anlamadım. Olur ablacığım, alırım. Tabii. Alo. Feraye abicim, sen neredesin? Burada seni arıyoruz kaç saattir. Ateş Bey öldü meraktan adamcağız. Buluştunuz mu? Buluştuk. Yanında mı şu anda? Konuştuk biz, gitti o şimdi. Ha, buluştunuz yani. Konuştunuz, düğün oluyor. Evet. Allah'ım sana çok şükür, sana bin şükür ya Rabbim. Konuşmuşlar, anlaşmışlar. Ha, yengen gel soruyor. Neredesin sen şimdi? Ya bırak şimdi Azal'ı, Feraye, bir şey soruyorum sana insan gibi. Neredesin? Ha tamam. Tamam, çok geç kalmayın, yeter. Tamam. Babama söyle, merak etmesin beni. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Neredeymiş? Buradaymış, geliyor. Merak etme. Vallahi keyfim yerine geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Hadi Eren'i alalım okuldan. Oradan sonra bir dolanalım böyle. Ha? Gezdireyim sizi. İyi olur. İyi hazırlanıyorum, hadi. Hadi bakalım. Rahatladın mı? Ne diyorsun Nesrin? Ne rahatlaması? Hadi git. Geziyor musunuz, tozuyor musunuz? Ne yapıyorsanız? Sen var ya, kesin bir şey saklıyorsun ha. Yoksa niye Ateş Bey'le Eren'sin diye bu kadar uğraşasın ki? Ne saklayayım Nesrin? Ha? Ne saçmalıyorsun sen? Evlensin, yuvasını kursun filan işte istiyorum. Başka bir şey yok. Ama Feraye gitseydi Yaman'dan uzak olacaktı. Şimdi hepsi aynı evde. Hiç korkmuyor musun? Mesela ya Yaman'ın Feraye'ye aşkı depreşirse, ha? Eski dosttan düşman olmaz. Sen bunu çok iyi biliyorsun şimdi. Söyletme. Hiçbir şey olmaz. Abisinin karısı olacak. İyi. Görelim bakalım. Hoş geldiniz Varda. Vardacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ya aradım, açmayınca merak ettim, geldim. Vallahi telefonum nerede hiç bilmiyorum. Ne içersin? Bir şey almayayım ya, teşekkür ederim. Tamam, çıkabilirsin. Ne oldu? Feraye gittin mi? Yani Ateş'le konuşabildiniz mi? Merak ediyorum. Hayır, gitmedi. Ya Ateş Feraye'yle konuşacağım ben dedi. Ne olursa olsun düğün öncesi çekip giden kızla hala konuşmak istiyor. Onun yüzüne bakmaması gerekiyor. Evet, çok doğru söylüyorsun. Vade. Dayanılır gibi değil gerçekten. Oğullarım elimin içinden tek tek kayıp gidiyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Gözümün önünde perişan olacaklar. Anlıyorum seni. Çok zor bir durum, biliyorum. Ne yapacağım, şaşırmış durumdayım. O kız Ateş'in gözünü kör etmiş gibi. Ondan başka hiçbir şey düşünmüyor. Büyülenmiş gibi. İnanamıyorum, inanamıyorum. İnanamıyorum. Hadi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi durum şu. Biz Feraye ile konuştuk. Hiçbir şey değişmiyor. Evleniyoruz. Ateş, artık gerçekten yeter. Saçmalık bu. Saçmalık bu. Bana inadına yapıyorsun değil mi bunu? Hı? Sırf beni sinirlendirmek için özellikle yapıyorsun. Anne. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Senin karşında çocuk yok. Bağırıp durma. Biz seninle kaç kere ne konuştuk? Ben artık anne yeter demekten yoruldum. Gerçekten.
Bir de benim özel hayatımı konuşmaktan vazgeç. Benim özel hayatımı karışmaktan vazgeç. Lütfen. Bana bir rahat, bir huzur ver artık ya. Hangi anne oğlu uçuruma giderken huzurlu olabilir? O kız zerre değer vermiyor sana. Görmüyorsun bunu, görmüyorsun. Nasıl görmüyorsun? Nasıl? Sen benim sabrımı zorlamaktan keyif alıyorsun değil mi? Baya baya keyif alıyorsun. Ateş! Ateş! Bir sakin ol, tamam tamam, ben konuşacağım. Çok sinirli şu anda. Konuş Badel. Konuş, sen konuş, ikna et onu. Ama sakın destekleme, sakın. Tamam, endişelenme sen, ben konuşacağım. Sakın. Ateş! Ateş, bir dakika. Bir konuşalım ya. Ne iyi görüşmüşsün. Ne konuşacağız ha? Bak Bade, gerçekten çok sinirliyim. Lütfen, lütfen. Anlıyorum seni. Anlıyorum, çok zor bir durum, biliyorum. Ama bak, konuşmak çok iyi gelecek. Hem ya burası senin evin. Dönüp dolaşıp buraya geleceksin yine. Haklısın. Dönüp dolaşıp geleceğim yer burası. Buradan çıkış yok. Hadi. Kırma beni. Gel bahçeye. Ya bir valize de mi koyamadın ya? Tıkmışsın her şeyi çöp poşetine. Buruş buruş olmuşlar. Bütün derdin bu mu şimdi Ceniko? Nerede kalacaksın şimdi sen? Ay vallahi bu kadar dert etme kendini. Hasta olursun Damla. Ben bulurum kalacak bir yer, merak etme. Ha. Bulabilseydin benim evimde kalmazdın zaten. Bana bak. Babama ben atar yapmıyorum. Sen kimsin ki ya? Damla. Bak kuzen muzen dinlemem. Senin ağzını bir tane çakarım ya. Ankara'yı kazandım kızım ben. Sana bekçilik yapmak için burada okuyorum. Unutma tamam mı bunu? Dayımın bana verdiği her şeyi misli misli geri ödedim ben. Nankörsün kızım sen. Halam öldüğünde baban seni yetiştirme yurduna verecekti. Biz olmasak sürünürdün be sen. Eyvallah Damla. Eyvallah. Rumlar gergin galiba. Sesiniz dışarıya kadar geliyor da. Üf, klasik azalın atar giderleri. Çekemeyeceğim zaten. Gel gir, çıkıyorum ben. Paran da yoktur şimdi senin. Bırakıyorum şuraya. Polis yürü! Seni dışarıda kabahat be! Haklısın, ben salağım. Aynen öylesin. Defol git ya. Aptal. Sen ne istiyorsun ya? Sen ne istiyorsun? Niye geldin? Ne yaptınız diye merak ettim. Feraye ile gidiyor musunuz bugün? Yani Damla da bir şeyler biliyordur diye öyle geldim. Seni bulmak bana da sürpriz oldu. Gidemedik. Bir düşmediniz ki yakamızdan. Bir bitmediniz abi. Ben ne yaptım kızım? Allah Allah. Bismillah, daha yeni geldim ben. Feraye nerede? İçeride mi? Ha? Yok Feraye falan. Ateşle birlikteydi. En son çözdüler sorunu. Ne? Nasıl ya? Evleniyorlar mı? Evet, evleniyorlar. Yaman geldi, ilk buldu bizi. Ama sorun çıkarmadı. Çözmüşsün o durumu, aferin. Bir dakika, bir dakika. Ben hiçbir şey çözmedim. Abim gidiyor benim. İyi, defolsun gitsin nereye gidiyorsa. Durduğu kabahat. Azalcığım, abim hakkında düzgün konuşur musun? Bak, pişman olacağın şeyler söylüyorsun. Oh, boş konuşmaya başladık. Okancığım, hadi seni kapıya alalım. Hadi. Bir dakika. Ama seni evden mi kovuyor? Okan, güle güle. Bir dakika. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Ben bakarım başımın çaresine. Hadi. Hadi. Çok iyi anlıyorum. Feraye genç, deneyimsiz bir kız. Annenden korkmuş olabilir. Ama sana tek kelime etmeden parayı alır almaz çekip gitmesi çok tuhaf değil mi sence Ateş? Yok. Değil. Ben Feraye ile konuştum. Bade, bunu neden yaptığını çok iyi anlıyorum. Tamam. Parayı annenden arkadaşı almış sonuçta. Olabilir. Ama bak, tekrar ediyorum.
Eline para geçer geçmez kaçıp gitti. Ya şimdi senin evlenmenin ne anlamı kaldı Allah aşkına? Bırak parayı ver gitsin yoluna. Boş versene. O kadar basit bir şey değil bu. Haklısın. Feraye daha genç, deneyimsiz. Ama içinde bulunduğu durumu öyle parayla çözülecek bir durum değil. O sadece buradan çıkamıyor. Ve saçma sapan çözümleri tutunuyor o kadar. Tamam anladım ben. Ne anladın? Tamam boş ver abi. Bade. Başladığın cümleyi bitir. Ne anladın? Yani ne bileyim. Bir sorasım geldi açıkçası. Ona karşı farklı duyguların mı var diye. Hadi. Bana böyle sorular sorma. İleride gitme. Annem gibi beni ikna etmeye de çalışma. Tamam? Tamam. Özür dilerim. Ben kalksam iyi olacak. Kalkmadan. Bak. Ben seni kırmak istemem. Ama öyle hayatımın sorgulanmasından, hayatıma müdahale edilmesinden de hoşlanmam. Tamam, haklısın. Ne bileyim öyle ben aklıma geleni söylüyorum bazen işte. O zaman tatlım nikahına beni çağır. Sinirim için kusura bakma. Seninle alakalı bir şey değil. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Senin eşyaların mı bunlar? Dayım para vermem deyince ağzıma geleni söyledim. Damla'ya at onu evden demiş. O da eşyalarını toplamış işte. Çöp poşetine mi koymuş? İnsanda biraz utanma olur gerçekten ya. Damla ve utanmak çok bir araya getiremedim ikisini ya. Evet, doğru. Dayın seni aradı mı hiç? Aramaz ki. Sığıntıyım ya ben Feraye. Annem yok. Babam bırakıp gitmiş zaten. Ben kimim ki? Önüme attığı bir lokmayla doyduğum dayıma laf ediyorum ya. Yalvarmam için yapıyor işte. Çok bekler. Hadi bize gidiyoruz. Hadi. Ya hayır. Hadi. Feraye bırakır mısın lütfen? Ağır ya. Hayır değil. Değil daha ağır. Sen onları alırsın. Hadi. Ya Feraye ben sana yük olmak istemiyorum. Yurtta kalırım. Hazal saçmalama. Ayrıca yurtta yer yok. Kızım sen bana kızgın değil misin ya? Benim için ne kadar korktuğunu o kadar iyi biliyorum ki. Yoksa hayatta Gülfem Hanım'dan o parayı almazdın sen. Evet. Hepsini geri verdim zaten. Söylemene bile gerek yok. Çünkü benim arkadaşım tam olarak bunu yapar. Evet, yalan söylediğin için sana kırgınım ama o da birkaç güne geçer herhalde. Ya kızım çok seviyorum ben seni ya. Çok seviyorum. Bu hayatta en çok seni seviyorum. Hatta galiba sadece seni seviyorum. Şımarma. Ben de seni çok seviyorum. Şımarma. Şımaracağım. Tamam hadi. Hadi gidiyoruz hadi. Ya çok merak ediyorum. Anlat bana ne oldu ya? Yolda konuşuruz. Tamam bakalım. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Yaman'la dedem ne konuşuyorlar aşağıda? Bilmiyorum. Çok merak ediyorsan geldiğinde kendin sorarsın. Siz biraz mesafeli misiniz ya? Kavga falan mı ettiniz?
Ya kavga demeyelim de fikir ayrılığımız var diye. Ha anladım. Feraye meselesi değil mi? Tabii Feraye de benim gibi bu aileye layık değil. Yani en azından Güfem annem öyle düşünüyor. Sen üzerine vazife olmayan işlere karışma. Yemeğini ye. Yalnız Güfem anneciğim. Ben bu evin stres topu falan değilim. Öyle her fırsat bulduğunuzda beni azarlamazsanız çok sevinirim. Annem gergin bu aralar biraz. Aleyna kusuruna bakma. Kusur mu? Yok sen gerginken böyle üstten tavırların var ya. Yanlış anlaşılma diye diyorum ya. Başka bir şey değil. Afiyet olsun. Ah ne kadar uzun sürdü konuşmanız. Biraz öyle oldu. Oğlun Londra'ya gitmeye karar vermiş. Neden? Yüksek lisans yapacakmış. Daha yeni evlisin ne gitmesi falan dedim ama kafaya koymuş istiyor. Ben de tamamdır dedim. Peki ben ne olacağım? Beklersin. Aslında iyi olmuş. Uzun süredir halinden hiç memnun değildi. Çok keyifsizsin. En azından buralardan uzaklaşmak iyi gelir. Yaman orada şirket için yeni müşteri bağlantıları da kurar. İşten de uzaklaşmamış olur diye düşündüm. Zaten topu topu bir yıl kalacak. Daha fazlasına müsaade etmedim. Tamam da oğlum bir yıl daha yüksek lisans yapılmaz ki. Kısa lisans programları var. Onlardan birine katılacağım. Önce benimle konuşman gerekmez miydi? Yani kararını vermişsin, planlar yapılmış. Benim en son haberim oluyor ama. Birden karar verdim. Bensiz bir yere gidemezsin. Biliyorsun değil mi? Öyle mi? Tamam. Ben önden giderim. Sen de çok istersen arkamdan gelirsin. Herhalde. Karınım ben senin. Öyle arkadan falan da gelmem. Beraber gideriz. Annemi de çağırırız. O da sonradan gelir. Sonuçta bir sene uzun bir süre yani. Olur. Annen de gelir arkamızdan. Oğlum sen otursana şuraya. Ne zaman gidiyorsun? Düğünden sonra. Düğün oluyor yani. Ne demek şimdi o? Belki düğün yapmayız diye söylemişti de Ateş. Öyle saçma şey mi olur ya? Ne biçim laf bu? Ben sekretere söyledim, davetiyeler bile basılıyor. Sen bakma anneme dede. Ne konuştuysak aynen o. Tövbe tövbe. Feraye nerede? O da gelseydi yemeğe keşke. Beraberdik bugün. Sonra arkadaşlarıyla buluştu. Birazdan da gider eve. Ben çıkıyorum. Afiyet olsun size. Hayatım nereye ya? Daha hiçbir şey yemedin. Aç değilim. Bir arkadaşımın sözüm var benim. Tamam. Ben seni geçireyim. Gerek yok Aleyna. Çok bekletme ama tamam mı? Merak ederim. Dede ben de dokun. İzninizle. Hakan. Aç değilim ya abi. Tokum öyle. Yesim yok. Eyvallah. Tamam. Afiyet olsun size. Abi, ben de geleyim mi? Tamam, tamam, tamam. Yalnız kal. Öyle olmaz, verin onları bana ya. Selver. Gerek yok. Yok yok, ağır taşıma sen şimdi ya. Neden taşımayayım pardon? Hiç. Yani ben öyle nezaketen iyilik olsun diye dedim. Hazal'cığım sen de ver hatta bana. Tamam gerek yok. Sen hayırdır ya bu iyiliğin sebebi? Vallahi size de iyilik yaramıyor ya. Ne var canım böyle taşıyorsunuz yardım edeyim dedim şuradan şuraya. Ay kusura bakma Okan'cığım Yılan Akademisi'ne kayıtlarımız kapalı alamıyoruz seni. Büyük hata. Bakın benim gibi bir transferi bence bir gözden ay, geçirin. Ay Okan uzatma ya. Hadi bak iş görürüm. Öf. Bak iş. Öf. Sen. Ne yapıyorsun yine? Manikür pedikür de evde yoksun ama en azından şu kaşını bıyığını bir alıyorsun ya. Okan bak zaten sinirim bozuk. Bana gece gece elimi kana bulattırma tamam mı? Ya baksana Feraye bile bir yalandan bir tebessüm etti ya. Biraz gül ya. Ne kadar sinirli streslisin ya. Ya ben bunu döveceğim. Vallahi döveceğim. Gel Feraye gidelim ya.
Feraye, şu bebek bir gelsin. Söz, ben kavuşturacağım sizi. Anne! 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 Hazırlan! Kız, tövbe estağfurullah. Ne oluyor be? Kız! Allah! Düğünden sonra Londra'ya gidiyoruz. Aa, ne Londra'sı? Tatile mi gidiyorsunuz? Yok. Şey, Yaman lisans mı ne işte, ondan yapacakmış. Yani biraz daha okuyacak kocacığım. Bir yıl Londra'dayız. Hı, iyiymiş. Vallahi şimdi Londra halkı dışısın. Aa! Ne oldu, kıskandın mı sen? Bak, Allah korusun, nazarın falan değer, gidemeyiz ha. Kız, yok. Ne kıskanması? Aa, olur mu hiç öyle şey? Vallahi gidin. Gidin. Gidin de bir başımızı dinleyelim. Yemin ediyorum bak, şimdiden huzur geldi. Hissediyorum. Allah'ım yarabbim. Anne kuş. Ne oldu, sevinmedin mi? Sevindim, çok sevindim. O zaman gelsin, düşünürüz. Ha? Tamam. Hmm. Okan. Kim gibi ne geliyorsun Cemile abla ya? Allah Allah. Ne, ödümü patlattın be. En sonunda Azrail'in olup geleceğim yakınına. Merak etme. Siz ne altlar karıştırıyorsunuz ha? Nereye gidiyor abi? Bağırma. Bağırma. Yerin kulağı var, biri duyacak. En iyi sen biliyorsun bunu. Laf çarpma bana. Tamam, odana geç, geliyorum. Odana geç. Tamam. Yaptık ya. Nasıl bir manyakla uğraşıyorum ya. Evet, konuş. Seni dinliyorum. Sen benim abimi taştan falan mı zannediyorsun ya? Burada sabah akşam Feraye ile aynı masada oturacak. Yazgın'ın aklını alıyor mu ya? Bu mu yani? Bu yüzden mi gidiyor? Ha, ne olsun? Daha ne olacak Cemil abla, bana bir söyler misin ya? Bak, bir süreden sonra senin kızın da gidecek. Sen ne istiyorsun? O seni bir güzel böyle kuyruğuna dolar, şıngır şıngır götürür. Doğru konuş, vallahi gebertirim seni ha. Ne oldu? Yalan mı? Yok. Yok, inanmıyorum ben size. Başka bir şey var bunun içinde. Bir haltlar karıştırıyorsunuz siz. Karıştıracağız Cemile abla. Karabasan gibi çöktün gırtlağımıza. Elimizi kolumuzu bağladın. Vuralım oğlunu haklamadan önce düşünecektin onu, Okan. Kimseye durduk yere zarar vermedim ben, tamam mı? Vicdansız, fırsatçı. Abimle benim hayatımı zaten mahvettin. Gelmiş bana nasıl hesap sorabiliyorsun sen ya? Peki, gitsin bakalım. Ama en ufak bir yanlışımızı görürsün. Ne yapacağım malum. Ondan sonra işte bir geldi böyle Ateş Bey, böyle kral gibi geldi, tamam mı, içeri. Dedi Feraye nerede? Dedim orada, anladım dedim, gidecek ikna edip getirecek kardeşimi. Ben kardeşimi istiyorum ya dedim. Ondan sonra yüzüğü de ben verdim ha bu arada. Ya öyle çok meraklı gibi şey yapmadım da, hani al dedim, belki lazım olur gibisinden. Öyle oldu yani. Ne oldu?
Şöyle bir dolanıp geri gelmişsiniz. Ama şey merak ediyorum. Tam olarak acaba nereye kadar gidebildiniz? Neyin dalgasını geçiyorsun sen ya? Agresif. Sanki bir vahşet olmuş ya laflara bak. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir yandan da iyi oldu biliyor musun? Yani sen kedinin bacağını baştan ayırdın Gülfem. Bu saatten sonra sana hiçbir şey yapamaz. Bir çıksanız da işimize baksak. Ne işiniz var? Bu çöpe ne kız? Benim. Evden ayrıldı. Bizde kalacak artık. Aa, ama ben sana söylediğimde hiç beni dinlemeden arkana bakmadan çektin gittin kızım. Ne oldu? Neyse. Tabii parasını verdiği sürece kalabilir boşunuzun üstüne. Ne parası yenge, saçmalama istersen. Saçmalama nesin, ne parası? Yok Feraye saçmalamıyor. Başka bir yerde kalsam da para vereceğim zaten. Hiç gerek yok bence. Ben daha iyi hissederim öyle. Tamam. İyi madem sen öyle istiyorsan öyle olsun. Yalnız böyle suratsız suratsız gezme evin içinde. İkinci bir Cemile vakası istemiyorum ona göre. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun be sensin Cemile? Dilde pabuç gibi maşallah böyle ha. Negatif yüklü ha bu. Ben bir babama bakayım. Niye erkenden yattıysa. Sen gittin ya ondan keyfi yoktu. Dur ben de... Canım sen bu dolaba yerleşirsin bence. Sağırsın. Az eşyan var zaten. Artık sımasan da yapacak bir şey yok. Biraz ama rahatla. Çok gerginsin. Sabır ya. Babacığım. Feraye. Kızım. Yavrum. Sen niye böyle erkenden yattın? Bir yerin mi ağrıyor? Biraz başım ağrıdı da. Daha çok moralin bozuk gibi ama. Yo, sana takıldı aklım. Barıştınız mı? Evet. Kızım bak, istemiyorsan evlenme. Neden öyle dedin baba? Yani burada kalmak için, beni yalnız bırakmamak için. Baba doğruyu söyle, biri sana bir şey mi dedi? Yo. Sen durduk yere böyle konuşmazsın. Daha önce gitmek istemişsin, mani olmuşlar. Benim yüzümden kalmışsın. Cemile söyledi. Abim gitmeyeyim diye öyle yaptı. Yoksa sen bizim canımızsın. Hı. Başımızın tacısın. Değil mi abi? Evet baba, gitmesin diye yaptım. Sen ne bakıyorsun Cemile'ye? Ver elini öpeyim baba. Ver. Tamam, tamam abartma. Hadi sen biraz dışarı çık. Tamam. Ha. Hadi oğlum. Ha. Sen benim canımsın. Ben gitseydim de zaten seni yanıma alacaktım. Sonra zaten malum kişi destek çıktı. Ateş gitme deyince kaldım. Sen üzme kendini lütfen. Cemile ne demiyorsun artık? Zorla diyordun. İçimden gelmiyor artık. Neyse. Böyle erkenden yatmak olmaz. Ben abime söyleyeyim. Seni bahçeye çıkarsın. Sonra sana güzel bir çay demleyeyim. Keyfin yerine gelsin, tamam? Tamam kızım, bir tanem bil. Tamam yavrum. Kolay gelsin. Sağ ol. Nesrin yenge söyledi. Bizim odaya kiracıymışsın artık. Evet, öyle oldu. Kız sen... kafanı kullansana biraz ya. Bak Feraye ile bana, Gülsoy Family'den kaptık iki tane yakışıklı çocuğu. Mis gibi hayatımıza devam ediyoruz. Sonucu da açıkta kaldı. Şöyle bir cilve falan yapsan böyle şanslar kervanına sen de katılırsın bence Azalcığım. Ya Aleyna, acaba sen mi biraz aklını kullansan ya? Ne bileyim, bir kursa falan yazılsan artık takı olur, boyamacılık olur. Ne denk gelirse ha? Kız sen bayağı şakamatiksin ha. Bayağı komiksin yani, güldürüyorsun sen beni. İnan bana senin kadar olamam canım, mümkün değil. Aman iyi be. Ben de seni böyle çöp poşetleriyle falan görünce bir iyiliğim dokunsun dedim. Ne yaparsan yap. Allah Allah. Ne oluyor? Tartışıyor musunuz siz? Yo, tam Aleyna'cığımın engin hayat fikirlerinden ve vizyonundan faydalanıyordum ki sen geldin. Konuştu. Vizyonlu çöp poşeti. Allah'ım sen bana dayanma gücü ver ya. Neyse. Asıl ben size bomba haberi vermeyi unuttum. Sizin düğünden sonra biz Yaman'la Londra'ya gidiyoruz canım. Bir yıl orada kalacağız.
Yaman lisans yapacak. Bana da sen de benimle geleceksin. Karımsız yapamam dedi. Ben de tamam kocacığım dedim. Hatta üstüne üstlük annem de bizle geliyor. Böyle çekirdek aile gidiyoruz yani. Bir tepki falan verin. Bir şey yapıp şaşırmadınız. Londra diyorum, bir yıl diyorum. Kalacağız falan diyorum. Haberimiz var Aleyna. Pardon, nereden? Biz daha yeni konuştuk bunu yemek masasında. Okan, yolda karşılaştık. Havadan sudan konuşurken söyledi işte. Havadan sudan demek. Hazal'cığım, sen dikkat et de bu karşılaşmalar böyle çok sık olmasın hayatım. Sonra ben demiştime gelirse mevzu bayağı gülerim çünkü. Aleyna'cığım, hadi işimiz var. Sen de artık pılını pırtını mı topluyorsun Londra için? Ne yapıyorsan hadi anca yetişirsin. Ay ben sanki çok meraklıyım ya size. Hazal'cığım sen ne yap biliyor musun? Sen benim sana daha demin verdiğim nasihatlerin hepsini unut hayatım. Sen burada böyle çöp poşetleriyle yaşamaya devam et. Beyinsiz ya. Yemin ediyorum bir gün elimde kalacak gerizekalı. Sen söylediğinde inanmamıştım ama doğruymuş. Baya gidiyor ha. İyi oldu be Feraye. Hem bak bir yıl diyor. Bebek doğana kadar da rahat edersin. O gelince de zaten biz Mine'yi alıp gideriz. Şahane. Vay! Şoförler kralı gelmiş. Gel gel. Hayırdır Bekir abi? Neye borçluyuz bu mutluluğu? Vallahi patron mutlu, ben mutlu ortağım. Bora için İsviçre'den bir doktorla görüşmüş işte Bade. Raporları, tomografileri falan onları göndermiş. Doktor da demiş getirin burada, hastanede tedavi edelim bari. İyileşebilir demiş mi? Yani eskisi gibi olmaz demiş. Araz kalır. Ama en azından ayağa kalkma ihtimali doğdu yani. İyi, iyi. Güzel haber, güzel haber. Sevilmiş numarası yapma lan bana. Bilmiyor sanki. Günahın kadar sevmeyen çocuğu. Vallahi komaya girmesini isteyecek kadar da nefret etmiyordum açıkçası. Sosyopat şımarık bir aptal yalnız. Her neyse. Vural baba nerede? Bade ile Buran'ın yanındalar. İyi. Afiyet olsun sana o zaman. Eyvallah. Eyvallah. Artık bir umudumuz var kızım. Ben Bora'nın iyileşmesi için değil İsviçre'ye, Fizan'a bile giderim. Yeter ki o iyileşsin. İnşallah babacığım. Oğlum, sen benim her şeyimsin. Şu hayatta senin ayağa kalkmandan başka istediğim hiçbir şey yok. Ben senin neyin oluyorum baba? Kızımsın. Sen benim canımsın. Ama kız evlatlar farklıdır. Onlar büyüyene kadar babalarına aşıktır. Sonra büyüyünce başkasına aşık olurlar. Sonra evlenirler. El olur giderler. Peki Sarp? Ona da oğlum diyorsun. Evet. Diyorum. Çünkü o da benim evladım. O yüzden sizi büyüyene kadar hiç ayırmadım birbirinizden. Ama Bora benim kanımdan, benim canımdan. Benden ne kalacaksa ona kalacak. O benim tek oğlum. Hep benim soyumu da o yürütecek. Okan? Nereye oğlum? Öyle bir hava alacağım ya. Canım sıkıldı. Hava alacağım. Okan.
İyi misin Hamza? Bak bugün şirkette de kötüydün. Dedemle mi problem var? Hep bir sorun var abi. Hallederim ben. Sana bir şey olmasın. Gel buraya. Aslanım benim. Tamam oğlum. Neye borçluyum? Ya ne var Allah Allah, içimden geldi, sarıldım öyle ya. İçinden geldi. Evet. Ne oldu? Yok iş yok, hadi git. Git beklettirme. Bir şey olursa da ara. Tamam mı? Geç kalma. Tamam. Hadi yürü hadi. Hadi dikkat et. Evlat. Ne ara geldin? Otur otur. Serp şaşırtmayı seviyor babacığım. Bugün güzel bir gün. Belki Serp de bize güzel haberler getirmiştir. Bir şey var mı? Vallahi Vural Baba, Gülsoy'ların konağında yaprak kımıldamıyor açıkçası. Ben öyle sizi görmeye geldim. Bir şey çıkmaz mı diyorsun? Sanki. Peki bu çocuk Okan, biz de hareket etmeden Melih'i nereye götüreceğimizi nereden bildi de gelip bizim evimizden, bizim mutfağımızdan o bıçağı aldı? Evirip çeviriyorum, bir türlü anlayamıyorum. Yaşlanıyorsun Vural Baba. Belki de hislerin artık eskisi kadar kuvvetli değildir. Belki yanılıyorsundur. Yani illa bu evde var diye o evde de olmayacak değil ya aynı bıçakta. Evlat. Çok doysun. Eğer öyleyse Baden'in koleksiyon bıçağı nerede? Çok büyük tesadüf olur ama imkansız değil. Değil mi? İşine gelirdi senin de. Böylece mevzu Ateş Gülsoy'a değmeden çözülmüş olurdu. Bu ne demek şimdi? Bir şey demek değil ya. Yani bu aralar Ateş'le Bade arasında su sızmıyor da ben ona binaen öyle. Sarp her zamanki gibi abartıyor işte. Evet. Ateş iyi bir adam. İş içinde kafamız da uyuşuyor, iyi anlaşıyoruz, o kadar. Düğüne gidecek misin? Gitmeyeceğim. Bade gider. Hediyemizi takar. İyi, tamam. Sizi gördüm, mutlu oldum. Ben artık kalkayım. Ortalıktan kaybolmamakta fayda var. Evlat. Hı. Bir gelişme olursa haberim olsun. Hiç merak etme baba. Boşuna kızıyorsun bana. Kendin duydun işte. Babam için dünya oğlundan ibaret. Yani kıymetlisi de veliahtı da Bora, ben değilim. Biz evlenmiş olsaydık da onun gözünde şimdi olduğundan fazlası olamayacaktı. Bence sen kendine başka bir motivasyon bul. Senin gibi mi? Sen o yüzden mi çevirdin rotanı Ateş'e? Ha? Anlıyorum ama baban gibi güçlü buluyorsun onu. Babamın kıymetlisi olamadım. Belki Ateş'in kıymetlisi olurum diyorsun değil mi? Sen denemeye devam et. Ben ne yapacağımı bilirim. Senin aklına ihtiyacım yok. Ne istiyorsun ne? Hiç. Öyle özledim. Olamaz mı? Ay Okan, hiç uğraşamayacağım seninle. Zaten sinirim bozuk. Al benden de o kadar vallahi sana abi. Yani bir yerlere gidelim, çay kahve içelim diyeceğim. Böyle iki bakarız, iki susarız ama yani senin bu asabi, böyle yorucu tavırlarını vallahi ya beynimi yediremem sana. Hiç gerek yok. Okan, git kendine beyninin etini yemeyecek bir tane süs köpeği bul, onunla takıl. Anladım. Anladım. Sana daha olgun, daha böyle anlayışlı yaklaşmak lazım. Tamam. Tamam, affedersin. Ay Okan, çok boşsun ya. Vallahi çok boşsun. Ya yok be Hasan abi. Dur. Çek elini. Affedersin. Ya ben öyle stresli bir gün geçirdim de
beni stres topunu olarak kullanabileceğin fikrine nasıl kapıldın ben çok merak ediyorum ya. Güldürüyorsun beni, hoşuma gidiyor. Ben gülüyor muyum? Ya öf, dur bir dakika, dur bir gel şuraya. Aldım bunları o kadar, al bunları bari. Ne onlar? Öyle işte çikolatalı çilekli pasta var. Ferhay sever, küçükken biz böyle yerdik yani. Çilek vardır, muz var. O kadar sebep? İçimden geldi öyle yani. İçinden geldi. Ya aldım o kadar, al bunları hadi. Ben mi al dedim? Allah Allah, almasaydın. Git sen kendine acı, beyinsiz. Yuh artık yani, o kadar da değil. Ben sana böyle hakaret etmiyorum yalnız. Çünkü ben beyinsiz değilim. Tamam, tamam dur bir dakika. Eyvallah, tamam. Eyvallah. Ne Okan, ne? Aldım bunları bu kadar, nimet bunlar. Bak camdan içeri attırma bana. Ya yürü git konağına. Tatlı dil yılanın deliğinden çıkarmıyor yani. Çıkarmıyor Okan, çıkarmıyor. Ne istiyorsun? Ne istiyorum? Sen benimle dalga mı geçiyorsun kızım? Oyun mu oynuyorsun sen benimle? Yeter, yetmez. 200 verdim. Aklı başına gelmiştir belki dedim ama... gevşediğimi sandın herhalde. Bir şey yapamayacağımı düşündün öyle mi? Hani anneydin sen artık? Hani çocuğun için her şeyi yapardın? Ne oldu? Cesaretin buraya kadar mıydı? İstanbul'da seni bulamayacağımı falan mı düşündün? Hiç mi acımadın bebeğine? Sen gerçekten insan değilsin. Olamazsın. Bak beni gayet iyi tanıyorsun. Ne sana acırım ne karnımdakine. Söküp alırım onu buradan. Artık merdivenden mi düştüm dersin? Dalgınlıkla bir hap mı yutarsın? Bilemem. Herkesten saklıyorsun hamile olduğunu zaten. Sonunda ölür müsün, kalır mısın? Bu benim umurumda bile olmaz. Ateş senin de bebeğinin de can sigortası. Anladın mı? Zaten biliyorsun bunu. Bu yüzden döndüm. Bak şakam yok. İyice anla beni, ikinizi de mahvederim. Hemen evleneceksin. Tek bir yanlışını bile görmeyeceğim. Yoksa bebeğinin katili ben değil. Sen olursun. Feraye? Ne oldu? Yok ben su içmeye kalktım da irkildim birden. Ha, tamam bir şey oldu sandım ya. Yok yok uyu sen. Ateş'in odasını gelin odası yapmışlar. Kuaför de gelmiş seni bekliyor. Aşk olsun Feraye. Duş alıp geceliğini geri mi giydin? Saçın da sırılsıklam. Su akıyor ya.
Onu gördün mü? Feraye. Merak ettim sadece. Peki tamam. Bir haftadır eve uğramıyormuş. Gidecek diye çok işi var falan dedi Aleyna. Tamam hadi. Üzerine bir şey alalım. Gelini alıp konağa geçmemiz lazım. Hadi kalk. Canım hadi. Tamam. Buyurun, gelin odası denmişti. Burası da hazırlık yapıyoruz. Bir şey mi lazımdı? Evet. Çok kısa müsaade eder misiniz? Bir şey almam gerekiyor içeriden. Tabii, buyurun. Hadi damat tıraşını Ateş Bey'im. Şunu al. Odadan takımını alayım, arabaya gidelim ha? Tamam, çık arabaya, geliyorum ben de. Tamam. Arabayı ben kullanayım mı? Arabayı. He. Kullan. Tamam. He. Oradan da süslemeye gidecek zaten. Tamam. Gelmiyor musunuz Ateş Bey? Evleniyormuşsun. Hayırlı olsun. Ateş Bey. Geliyorum, geliyorum. Çıksın, çıksın. Tamam. Ya hızlanın biraz. Misafirler gelecek, hala bardak kuruluyorsunuz. Hadi. İyi sil kız. Bak bunlar aşağı inecek, tamam mı? Ordövr tabakları elde servis edilecek. Duydunuz mu? Nikahtan sonra ha. Tamam abla, biliyoruz, merak etmeyin. Ay yemin ediyorum sen de tadım yapmaktan yoruldun be Cemile ablam. Vallahi zor hayat. İşine baksana sen. Anneciğim. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun yavrum. Vallahi çuval giyse yakışıyor ya, maşallah. Kızlar siz adınızı Aleyna'nın ayakkabısının altına yazsanız da olur gibi. Sen laf mı çarpıtıyorsun bana? Önce bir kendine bak ya. Görümcem evleniyor kız, ne var? Ayrıca sen de haklısın be. Vallahi üzülüyorum kız sana. Gitti öyle mavi, böyle tuhaf kumaşlı bir elbiseyle evlendi. Ne duvak, ne çiçek. Hiçbir şey yok. Sana da yazık vallahi. Bet ağzını kapat, vallahi elimi tersine bir çarparım görürsün ha. Gerçekleri söylüyorum, ne var? Bak hala konuşuyor. Ne bakıyorsunuz kız? Allah Allah. Önünüze dönün. Aynısının gülü, bülbülü. Çok güzel olmuşsun ya. Maşallah sana. Hadi aşağı in sen. Vali beyler gelecek, onu karşıla kapıda, tamam mı? Anne. Gerçekten güzel olmuş muyum? O ne demek öyle? Peri kızı gibi olmuşsun. Maşallah sana. Uf. Hadi. Gelinini kabullendin demek. Karaları çıkarmışsın. El aleme rezil olmamak için baba. Yoksa hala içim kan ağlıyor. Pırlanta gibi iki oğlum gözümün önünde hayatlarını mahvediyorlar. Ateş de Yaman gibi bir ay sonra bu malıma girecek kesin. Eminim. Yaman gayet iyi. İyi değil baba. Anlamıyorsun. Ya benim oğlumun gözlerinin feri sönmüş. İki ölü gibi.
tatlı gülüşlü oğlum gitti. Yerine böyle buz gibi bir şey geldi. Biraz dışarı gitsin, kendine gelir. Kızı arkasından hemen yollamayacağım zaten. Acizane dede, yani bence iyi düşünmüşsün. Annem haklı. Yaman abim biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. En azından biraz kafasını toparlar. Aynen. Aynen. Boncuğum, bak sen sakın bana hayal kırıklığı yaşatma. Yaşatmazsın değil mi? Yaşatmam. Merhaba. Buyur kızım. Ben seni daha önceden tanımıyorum değil mi? Hazal ben, Feraye'nin arkadaşıyım. Kapı açıktı, biz gelin odasına geçtik, ona haber vermek istedim. Tabii ki, o nasıl laf? Burası artık onun da evi. Güzel güzel hazırlanın bakalım. Tabii efendim. Gelinimin arkadaşı da kendi gibi pek güzel, pek tatlıymış. Sıcak bastı biraz, ben hava alayım. Tamam canım.
Hay. Ya bunu neden süslediniz ki yani? Ne gerek vardı yani? Ne gerek vardı yani? Annemin arabası da çıkmış garajdan. Hayır olsun. Gülfem Hanım düğün konvoyuna katılmak istemedi. Ben de yıkadım getirdim. Kendisi kullanacakmış arabayı. Duygularını saklayamıyor demek kraliçem. Cenaze marşı açıp konvoyu takip eder şimdi. Neyse. Bir süredir dikkat ediyorum da beni takip ediyorsun. Rahatsız edici, tuhaf tuhaf bakışlarım var. Sebep? Siz de tuhaf tuhaf bakıyorsunuz ama bana. Benim de merakımı cezbeden durumlar var diyelim. İlginç birisin. Böyle esrarengiz, garip. Ne yapacağı belli olmayan bir adamsın. Selam. Selam. Herkes aşağıda. Sen de geç istersen. Siz de biraz değişiksiniz ama. Şu düğün telaşı bitsin, bir ara sohbet edelim sizle. Edelim. Konu başlığı nedir? Konu buluruz. Sıkılmazsınız, merak etmeyin. Ona bakarız. Olur. İzninizle. Teşvik midir nedir ya? Abi bak, yani süslemişler dedim ben ne gerek vardı diye de yani işte... Yani abi vallahi bak benim de asabım bozuldu. Fark etmez. Bununla giderim. Cidden gidiyor musun? Biletini aldın mı? Evet. Öyle mi gidiyorsun abi? Valizin yok, bir şeyin yok, eşyan yok. Ne yapacaksın? Gerek yok. Hiç kimsenin haberi de yok. Şaşıracaklar. Cemil abla faktörü falan. Onu idare edelim de yani... Abi... Çok özleyeceğim sana. Arada bir benle gelirim. Gelme. Neden? Niye fikrini değiştirdin ki? Niye istemiyorsun şimdi? İstemiyorum oğlum. Kafamı dinleyeceğim biraz. Sen bilirsin. Vallahi sen bilirsin ben. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Senin yüzünü de ben güldüreceğim, görürsün. Her şey çok farklı olacak. Bir git gel. Ne demek o? Yani... Söylemem gelince. Peki. Sen bilirsin. Ya bir dakika. Ne olur onunla gitme ya. Bak ne olur bak annem bir ton tantana yapacak. Bununla git ya. Konvoya da katılmak istemiyormuş zaten. Bak lütfen. Niyetinize geldin Sayın Valim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Allah be maşallah. Allah herkese böyle damat nasip etsin. Oğlum. Pardon birden heyecan yaptım da ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ateş. Şimdiden hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. O zaman ayakta kalmayın Sayın Valim. Başkanımız da gelmek üzereler. Buyurun şöyle geçelim. Buyurun efendim. Buyurun. Ben hemen ikramlık bir şeyler hazırlatıyorum Gülfem Hanım. Tamam. Ateş Bey bunu yiyeyim. Yok Çetin. Birazdan. Tamam. Gel. Melis'e evleneceğimi sen mi söyledin? Hı. Nikah masasında bıraktığın kadın evlendiğini bilmeyi hak ediyor bence.
Gülleri Isparta'dan getirttik. Catering Nevşehir'den çok sevdiğim bir arkadaşımın firması. Ve her şey oldu bitti işte. Çok güzel her şey. Hı-hı. Çocuklar nasıl Haliç? Üniversitedeler, okuldalar işte onlarda. Kız evi, naz evi. Damat beyimiz. Gözün yollarda kaldı. Belediye başkanı geldi nikah kıymak için de onu bekletiyoruz canım. O yüzden. Ben Feraye'yi çağırayım. Yok yok Çetin. Ha? Gel sen gel. Gel. Valla. Okan'ım. Hadi sen git bak benim odaya Feraye'ye. Tamam. Tamam abi. Ha bu arada Yaman nerede? Ben onu giderken arayayım. Tamam oğlum, bir haftadır yüzünü görmedik. Nikaha gelecek herhalde. Hadi. Hadi oğlum git bak. Sanırım artık aşağı inmemiz lazım. Hazal. Ne oldu? Kalbim sıkışıyor. Kalbim sıkışıyor benim. Bağırarak ağlamak istiyorum. Nefes al ne olur, nefes al. Nefes al. Yapma ne olur. Bakayım mı? Kayıtlı numara değil. Yürü misin? Efendim? İyi günler. Emniyetten arıyorum. Feraye Hanım'la mı görüşüyorum? Evet. Bir kaza meydana geldi. Acil aramalarda siz vardınız. Yaman Gülsoy. Yaşıyor mu? Ne oluyor? Ne oluyor? Durumu biraz ağır. Ambulansa bindirildiğinde nabzı atıyor bilgisi verildi. Hangi hastane? Hangi hastane? Feray ne oluyor? Hazal. Ne oluyor? Ne oluyor? Yaman. Kaza yapmış. Durumu çok ağır dedi. Ne diyorsun ya sen? Yaman. Yaman! Yaman! Kaza. Ne oluyor? Okan Yaman kaza yapmış. Abi. Abi hayır be. Hayır ya, hayır ya. Bu kadar da değil ya.
Yaman. 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 Hayır, 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 hayır. Yaman. Hayır, 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 hayır. Hayır. Yaman, aç gözünü. Yaman, aç gözünü. Aç gözünü, ne olur aç gözünü Yaman. Yaman, buradayım ben. Yaman, lütfen. Buradayım. Buradayım, buradayım. Buradayım. Ne olur, ne olur. Hayır, hayır, aç gözünü, aç gözünü. Bir şey söyle, bir şey söyle. Hanımefendi, lütfen. Hayır. Ben alacağım bunu. Hayır, 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 buradayım. Bırak beni, hayır. Tamam, bir kere bak. Gözüme bir kere bak. Bir kere bak. Ya olsun, Yaman, ben buradayım. Buradayım, buradayım. Gidemezsin. Gidemezsin. Buradayım, gidemezsin. Feralı'yı acile alacağız. Durumu çok ağır. Alın onu. Tamam, ben alacağım. Feralı. Feralı, tamam. Feralı. Feralı, Yaman, aç gözünü. Yaman, aç gözünü. Yaman, Feralı, tamam. Durum nedir? Trafik kazası doktor bey. Yarayı temizleyin. Bir kırık gençlik hikayesi. Yaman. Hanımefendi, hanımefendi lütfen kalkın. Sabırlı olun, dua edin. Lütfen. Yaman. Yaman, hiç gözünü ne oldu? Buradayım ben. Buradayım, buradayım hissettiğini biliyorum Yaman. Hadi lütfen, lütfen, lütfen. Yaman. Yaman, bir şey söyle ne olur. Hanımefendi, güvenin bana. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Lütfen. Yaman. Feraye. Feraye. Canım, hadi gel. Hayır. Gel canım. Çıkmamız lazım. Bak, doktorlar işini yapsın. Hayır, bırakamam beni. Canım, bırakamam. Işim. Duyuyor beni, biliyorum. Duyuyorsun beni, biliyorum. Biliyorum. Yaman. Yaman, ya, dur, dur. Yaman. Lütfen canım, lütfen bak. Müdahale edemiyorlar. Hadi. Hadi lütfen. Yaman'ın iyiliği için. Lütfen. Yaman. Hadi Yaman, ol. Gel. Yanına gel. Diz sakın. Hadi. Hadi, Yaman.
geldin. Come on.